Eski günler. Hoş geldin. Neredeyiz? Vay vay vay. Bizim neredeyiz? Küçük köy ağamız. Ütopya'dayız. Ne haber Şirinler köy muhtarı? Ama İyi bir şey diyeceğim. Ütopya ile ilgili bir çekim yapacağız dedik ve sen gittin yine kahraman kostümüyle geldin. Ta öteki taraftan kalkıp geldim. Ayıp değil mi? Sana acısınlar diye böyle gelmediysen namussuz şerefsizim. Doğru. Ama güzeldi. Kral, gecenin bir vakti Ütopya'nın Airport mağazasındayız ve neden buradayız? Bir de hastayım. Bak sinüzitim azmasına rağmen bugün yine bir gariban mutlu etmeye buraya geldik. Sen kafamızı aylarca, yıllarca sana telefonunu aldık. Sonra doğru. O telefonu aldıktan sonra bir turda yanımıza yanaştın dedi ki abi bunun iğmeği için ekstra bir açtırma ücreti. Kaçık telefon almışsınız. Abicim biz sana telefonunu aldık, o artık senin görevin değil miydi? Hayır canım, kaçak olduğunu bilmiyordum ki. Ama... Kaçak telefon almadık, yurt dışı telefonuydu, sen iğmeği kaydettirecektik. Her vermediğin şey... 2750'yi. Her şeye rağmen bizim Lego arkadaşımız yepyeni bir yaşına giriyor. Rıdvan abinin doğum günü. Sevgili arkadaşlar, bu videoyu izlediğinizde an itibariyle Ütopya'nın Airport mağazasında sevgilimiz Şantumay ve sevgili Rıdvan abiyle birlikte. Rıdvan abinin hem yaş günü kutluyoruz hem de bu vesileyle sevgili Ütopya'ya ve Nvidia ailesine bu video sponsor olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bugün Rıdvan abinin yaş günü. Evet. Bu videoya da 100 bin like gelirse KFC'de veya McDonald's'ta, Merter'de olabilir, Rıdvan abiye güzel bir doğum günü organize evet. edeceğiz. Top havuzu, palyaço, balondan ekran kartı yapan bir Ütopya çalışanı, her şey olacak evet. videonun içinde. Ve sen hep bizden ev araba istedin. Biz de sana dedik ki senin bilgisayara ihtiyacın var. Evet, o bilgisayara. Bugün senin günün ve dolayısıyla bu videonun ana hatlarını dinlemek için Mesut Şantomay'ın Keytos'una şu an bağlanıyoruz. Hey Mario, listen to me. Bugün objektifin karşısında görmeye alışık olduğunuz iki isim ve onlardan birinin sinüsleri yanımızda. Bugün sizlerle beraber küçük dostumuzun yepyeni yaşını kutlamak için Ütopya Airport mağazasına geldik. Peki ya burada Rıdvan abiyi nasıl teknolojiyle içli dışlı edeceğiz? Bugün normalde evcil hayvanlara denenen bir konsepti Rıdvan abiyle beraber kotarmaya çalışacağız. Rıdvan abi gözü kapalı bir şekilde mağazanın içinde gezerken neye dokunursa onu satın almaya çalışacağız. Bakalım Rıdvan abinin kabiliyetleri eve onun ne kadar hediyeyle dönmesini sağlayacak. Yani Rıdvan abi Ütopya mağazasında dokunduğu her şeye mi sahip olacak? Bunu normalde biz şeyde görmüştük. Ben oradan biraz öykündüm. Meryem Can kedisinin dokunduklarını alıyordu. Bizim de bir evcil hayvanımız yok. Yok. Reis şunu önce bir çıkar. Bunu önüne koy. Bir iki şarkı söyle. Oradan da belki bir şeyler atarlar. Yeni video fikri vereyim mi? Kokla 100 bin lira. Kokla. Kokla 150 bin lira. Bunu gözüne takacağız. Kaç dakika verelim Rıdvan abiye? Rıdvan abiye kaç dakika verelim Ertan? 10 çok. Onu geç. 5 normalde standart. Hadi okay. Bir de Rıdvan abiye doğum günü hediyesi. 2 dakikada biz verelim. Bu arada kaça basıyor Rıdvan abi? 31'i bitirdim. 31'i kaça bitirdim. Kaça basıyor derken ben de adama Hugo muamelesi yapıyorsun sandım. 3'e basınca zıplıyor bu herif. Hayır. Kaça basıyorsun yani? Ne hissediyorsun yeni yaşınla ilgili? Yani 32 oluyorum. Güzel oluyor. Yaşlanıyoruz. Yani her yıl yeni insanlar, yeni umutlar. Yeni hayat. İnşallah bakalım nice mutlu senelere diyelim. Yani bugün buradan aslında yani Ütopya'nın bu mağazasından neler toplamayı düşünüyorsun? Ya en azından bir bilgisayar toplamayı düşünüyorum. Okey, yani teknolojiyle ilgili burada her şey var. Kulaklık alacağım. Yavrum gözlerin kapalı olacak, kulaklık alacağım, seçerek almayacaksın yani. Baktım video öncesi. Hani bir anda fan da alabilirsin. Senin buraya kafana bir çuval geçirip getirdik. Çuval değil, Ütopya poşeti geçirdik. Onun için etrafı normalde bilmiyordun. 3 dakikadır etrafı görüyorsun. Evet, ben hızlıca gözlerimle... Abi Rıdvan abiyi kapıdan, starttan başlatalım. Yani orası başlangıç çizgisi oldu. Evet, gel. Alperen abi. Gel götürelim onu. Gel bakalım Rıdvan abi. Biz de bu mağazaya ilk defa geliyoruz bu arada. Evet. Evet Rıdvan abi, gözlerini kapatıyorsun. Abi kapat. Ürün sayısını söyledin mi? 7 dakikası var ya. 7 tane de ürün olsun. Rıdvan abi. Evet abi. 7 adet ürüne dokunma şansın var. Tamam mı? Tamam. 7 tane ürün. Hadi dokunma. 10 olsun lan, 10 olsun. Dokunduğun, bak bakma abi etrafa daha fazla. Kapat gözlerini artık. Tamam anladım. Tamam bitti. Bu arada sevgili arkadaşlar, Rıdvan abinin dokunduğu 10 ürün hakkında kendisi de dinlerken bir mesaj verelim. Abicim ürünleri iyi. Okşa, iyi dokun. Ondan sonra vay ben bunu niye seçtim deme. Ebatına güvenme. Biraz hisset. Biz seni şaşırtabiliriz bu arada. Sana müdahale etmek hakkımız var bizim. Aa. Tabii canım, mesela 50 bin liralık bir şey dokunurken biz sana abi yapma falan diyebiliriz yani. Ya da tam yani. Mesela 70 bin liralık bir şey alacaksın, sana böyle bir tane çakabiliriz. Ya boyumu yetmedi şeyleri ne yapacağım ben? Ben boyumu yetmedi şeyleri ne yapacağım? Abi aklını kullanacaksın orada da. Keloğlan nasıl aklını kullandı? Edepsiz. Orada zaten bizden istediğin gibi yardım alabilirsin. Abi hissedemiyorum, istedemiyorum, dokunamıyorum diye. Dolayısıyla Rıdvan abinin an itibariyle 7 dakikalık süren Ütopya Nvidia kardeşiyle birlikte başladı. Çık! Oğlum bir yerlere çarpmayayım lan bari. Abi çarp yapacak bir şey yok. Çarparsan sana burada 10 tane ürün alma hakkı veriyoruz. Çarpmak martmak mübah bunlar. Alperen'in dalgayı değil abi. Ürünleri hadi abi. Hadi. Oğlum göremiyorum ki bir şey. Lan videoyu onun için çekiyoruz ya. Mesela masaya dokundu, masayı alamaz mı? Bir. Rıdvan abimizin ilk ürünü. Okey. Bir. Bunu alamam herhalde.
Yok, bu alınacak bir şey değil herhalde. Her üründen bir tane alabilirsin aynı üründen. Bunu oralardan bir şey az önce dokundun. Bu ne lan? Dokunduğunu alırsın bu arada. Oğlum o nasıl bir kokuydu lan? Al cücenin yaptığı oyunlara bak. Senin cücen ha, ben tanımıyorum onu. Ondan sonra diyor ki mesela yarın mesela ben Bilal Kalyoncu'ya gideceğim diyor ya. Vitrini alamazsın yavrum. Vitrinin arkasına geçer anasını bellerim. Senin doğum günün bugün. Bu arada hissederek al. İşime yarayacak bir şey bulabilirsem alacağım da. Oraya gitme lan. Ben onu televizyon zannettim bu arada. Niye bir yere çarpmıyor bu ya? Bu kulaklık mı? Aldık. Bu görmüyorsa şerefsizim. Allah kahretsin seni. Kesilecek o ha. Kırdın, kırdın. Orada bir şey yok. Orası stand. Devam et. Hadi sana biraz yardımcı olayım. He hoca ya. Sen beni yönlendir gel. Ya. Gel sana biraz yardımcı olalım. Oğlum herifi depoya götürme lan. Vallahi bir yeri görmüyorum bak. Gel abi gel. Ekran kartları burada. Gel. Böyle şuralarda. Oğlum yürüyen merdiveni falan bırakma beni. Bak. Ben sana mı alırdım ya? 2 dakika 20 saniye oldu. Hadi 2 ya. 2 dakika 20 saniye Rıdvan abi daha 7 ürün alacaksın haydi. Dokunduğunu alıyorsun seri bir şekilde. Tamam buradan düz. Sen artık kafana göre tak. Oğlum oradan siktir düz. Siktir git lan biz bu taraftan geldik pedemek. Bilgisayarım yok hayatımda hiç bilgisayarım olmadı. Hayatında hiç bilgisayarın olmadı. Vallahi. Bak gitti şu an abi onlar koli. Nasıl koli ya? Koli bali. Ertan'cım sol kaç? Abi hayır ben benim o ben. 15 saniye. Bu ne lan? İyi bir şey mi? Çok iyi. Oha Allah seni kahretsin. Abi nasıl aynı zamanda onu? Kettle. Tamam onu da aldık. 4 oldu bu 4. ürünü. Heh? Allah kahretsin seni adam. Gidip her şeyin de en pahalısını buluyor. 5 oldu. Ne ki o? İyi de hepsini de benim ulaşacağım yere koymuşlar. İnsan biraz yukarı koyar. Kaç ürün oldu? 5. Abi sağda çok iyi şeyler var. Bak sağda yerde. Hadi oraya eğil ve oradan bak. Of. Bak of, hep of. Diyordum benim 8'li prize ihtiyacım var diye. Ulan tam yerindesin. 6'lı mı lan? 6. Sağda yerde yine bomba şeyler var. Boktan boktan ürünler geliyor sen lan. Başka bir şey yönlendir. Ali abi seni dinliyorum şimdi abi. Tamam gel böyle abi gel sakin. Bak bir de mağazamızın diğer tarafına doğru. Gel abi. Benim sesime gel. Sesime gel. Sese doğru gelin çocuklar. 2,5 dakikam var. Ay çok heyecanlı. İlker Bey hepsini sese alabilir. Sese gel. Kalbinin sesini dinle bak. Kalbinin sesini dinle bak. Gel beni takip et. Kalbinin sesini dinle. Seni takip ediyorum. Kalbinin sesini dinle. Ha karbonun sesini dinle. Bu mu? Dokun ve al. Hiç bana sorma. Dokun ve al. 10 ürün oldu mu? 10 değil 7 ürün abi dur. 7 ürün okey. Kime çalışıyorsun? Bir dakika dur Rıdvan abi. Hayır sen... bunu aldı da önce zaten klavye aldı. Okey Rıdvan abi sese gel. Sese gel. Gel abim. Bu niye düşmüyor hiç ayağa takılmıyor. Nasıl ne dengeli cüce lan bu. Ali biçim abi neredesin? Sese gel. Gel abi. Ona sert bir şeye çarptım herhalde bunu. Bakayım. Aa koltuk. Okey devam. Rıdvan abi sese gel hala. Hala çok güzel ürünler var. Bir Ali abi zoru bir yere götür de alayım bir şeyler. Geldi Rıdvan abi sese gel. Gel. Sese gel. Rıdvan abim gel. Kaşımı vurdum. Gel. Son 30 saniye bak. Sese gel. Geldim abi. Sese gel. Evet. Sese gel. Dokun. Yavaş dokun. Yavaş dokun. Yavaş dokun. Hayır. Aa bu benim zaten amına koyayım. Tamam. Dokun abi. Buna mı dokundun? Tamam o da son ürünündü artık. Okey misin? Dur bitti son ürünündü. Hisset. Bak. Evet. Kavradın onu bir. Okey. Süresi doldu. Abi şimdi. İyi ki doğdun Rıdvan. Ne oldu ya? İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Normalde İtalya'da yapsam bunu bütün halk alkışlar. Burası Türkiye. Biz bunu yapanı sikiyoruz. Ben buranın Türkiye olduğunu bilmiyor muyum? Neye Türkiye? Rıdvan abinin aldığı ürünleri alabilir miyiz buraya? Hadi bakalım bir görelim Ertan. Hadi bir görelim neler almışım. Rıdvan abi dokunduğun ne varsa her şeyi seçtik. Hiçbir şekilde bir kumpas yok. Dokunduğun ne varsa şimdi her şeyi gözünün önünde göreceksin. Bak bu bir. Bu klavyen. Gör şimdi neleri seçtiğini. Evet. Ki çok ihtiyacım var dedim. Başka buradan ne aldı? Buna dokunduğumu hatırlıyorum. Yok orada değildi seninki. Gel ona, şöyle. Oydu. Ona dokunmadın bu arada. Dokundum bu arada. Yok hayır. Olabilir misin? Ona değil Kadir'e dokundun o arada. Heh, gel. Kulaklığın var. 2. Ay Sony'nin kulaklığı. Bir şey diyeceğim. Ahmet hocam inşallah bizi televizyonda ekran başında izliyordur. Bu kulaklığı ben de isterim. Printer'ı var 3. Kendine güzel bir yazıhane açabilecek her şeyi topladı herif. Nasıl yani? Rıdvan abi gayrimeşru mu? Galiba. Krizantem mi lan? Gel buraya. Sen dedin ki ben gayrimeşru olacağım artık. Ofis tutuyorum krizantemde. Mesut'a da dedin ki bilgisayar, printer ne varsa toplayacağım. Bak evet. Kulaklığın geldi. 1. Başka? Klavyen var 2. Printer'ın var 3.
E bilgisayarım yok amına koyayım. Şurada iki ürünün var. Kadir Hoca bana bir yardım et ya. Rıdvan abi gel. Geliyorum bir saniye, Kadir Hoca'ya özel bir röportaj veriyorum. Rıdvan abicim gel. Abi, Rıdvan abi hırsızlık abi, yapma. Abi bırak onu. Senin doğum günün. Hırsızlık yapma şansı diye bir şey yok. Hayır, sende. Hayır canım, alakası yok. Ben ona dokunduğumu hissettim sadece. Videoda izlersin abi. Vallahi tamam. Billahi dokunduğun ne varsa burada. Mesut Başkan bir Sony kulaklığımız var. Bak. Senin alacağın ürünlerin ben ta... Ulan yanlış yönlendirdiniz. Ben bir sana dokundum. Yanlış yönlendirmedik. Neyi dokunduysan onu aldın zaten. Bak bak, çok güzel bir monitör ayağı. Bir şey diyeceğim. Abi oynar başlıklı 360 derece dönebilen, istediğin şekilde izleme yapabileceğin bir ekipman. O ne? Bak. Hoca printer versek ekran alsak bak, var be. Bak abi, buna ben de coştum. Bir, bu nasıl bir priz gerçekten? Dünyanın en iyi prizi. Jeneratörden bozma. Bak. Kaçtı lan o. Abi sen bir şey diyeceğim. Bu arada sanayi tipi bir priz aldın ve bunun aynı zamanda güç kaynağı ve USB'leri falan da var. Allah Allah. Şuna bak. Şu aldığın ceviz mala bak. Zixel. Lan bir şey diyeceğim. Zixel. Modem. Hemen söyleyebilir miyim? Zixel benim İstanbul'a geldiğimde ilk ADSL modemimdi. Dolayısıyla bunu gördüğüm için alo hocam ADSL dedim, yine yaşımız çıktı ortaya. VDSL modem. Yani ADSL ve VDSL arasındaki farkı alabilir miyiz? Yani altyapısı daha gelişmiş olduğu için daha yüksek bant genişliği. Alo hocam, bu arada bağırmanıza gerek yok. Bakın burada 3 kardeş gecenin bir mağazası. DVD. Ama DVD. Yani VDSL'in ADSL'de olan bağlantısı neydi? ADSL'in daha gelişmiş ve bant genişliğinin artırılmış hali. Bu da BDSM, hadi bakalım. O BDSM'e bu arada, okey. Bu videoya 150 bin like gelirse BDSM modemleri deneyeceğiz bak, artık. Ve bak, unuttuğumuz, dokunduğun cillop bir laptop varmış. Öyle orada mi? Yaygara çıkardım, benimki buydu. Biz sana ömrümüzde ne zaman yanlış yaptık? Hiç yapmadınız. Biz sana buraya hediye vermek için seni buraya çağırıyoruz. Sen bize yalancı muamelesi yapıyorsun. Tamam. Demedim. Videonun içindeyiz. Sen var ya. Tamam dayı be, tamam. Tamam, sen de sinirlisin, o da sinirli. O da yılların gerginliği. Kolunun dostu Rıdvan, çişçi Rıdvan, işçi Rıdvan. Bak, Lenovo'nun gıcır bir bilgisayarı. Bir şey diyeceğim. Oo. Rıdvan abinin mi gerçekten bu? Evet Rıdvan abi. Bir şey diyeceğim. Ben yetkililerden net cevap istiyorum. Ey yetkili. Kim o yetkili? Bu adam bu laptopun sahibi midir? Çünkü Rıdvan abi de şöyle bir huy vardır. Abi bana vermezler. Abi etmezler. Çünkü sürekli böyle şey piyango gibi yaşıyoruz ya hayatı. Evet, hayatımız piyango Mesut, çünkü. Mesut dedi ki bu bilgisayar senin. Ben de soruyorum İtopya büyük yetkilimize. Bu Lenovo bilgisayar Rıdvan abinin dokunduğu ve aynı zamanda doğum günü hediyesi midir? Aynen öyle. Kameralar önünde bir kere daha söyleyelim bunu. Onun mudur? Onun. Rıdvan şimdi, abi. Şimdi bir dakika. Rıdvan abiye ekstra bir teklifle geliyorum. Video bundan sonra başlıyor. Aa, buradan pavyona gidelim falan diyeceğim. Burası ne kadardır? Yani şu an tahmini olarak 15 lira yok. Yok. Laptopla beraber burası 30-35 bin lira falan. Anca. Sana bir teklifim var. Burada bir ekran kartı seçersin. Buranın tamamından çok daha iyi bir fiyata alabileceğin. İstiyorsan burayı bırak. Ne diyorsun oğlum? Ekran kartını buradan, her şey mi de? Buradan vazgeç. İkimizden biri senin için yarışsın. Ve çok daha iyi ödüllerle eve dönme fırsatını yakala. Ya da bu ödülleri alıp şimdi buradan evine git. Bu da dahil mi? Bu da dahil. Bu bunları hakkınla kazandın. Ama etrafta ne kadar daha civcivlilerin olduğunu sen görüyorsun. Çok kararsızlık. Ya azla yetineceksin ya da çok için savaştıracaksın ikinizden. Şimdi sen benim için çok önemli bir adamsın. Evet. Dolayısıyla benim için senin çok de önemli değilsin. Mesut için önemli değilsin. Bunu zaten cümle alem biliyor. Ben de diyorum ki ver gözlüğü babacığım. Hemen İtopya mağazasının başına gideyim. Senin için sadece 3 dakika yarışırım. Dokunduğum ne varsa beni uyarın ve bu konuda sen de koordine edebileceksin. Bir dakika bize. Öyle o kadar da kolay değil. 3 dakika bırakacaksın, sonra alacaksın onun yerine. Tek bir şartım daha var. Ha, bak, ben öyle bir şeye dokunurum ha, ki mi? Ha, sen şimdi bir şeye dokunursun 85 binlik edersin. Okey. Bir tane şartım var. Eğer onun topladıklarının senin olmasını istiyorsan Ali biçim yarıştıktan sonra benle taş kağıt makas yapar. Best of three. Ben kazanırsam zırnı kalmadan eve dönersin. O kazanırsa onun topladığı ürünler senin İşi olur. Biliyor baba. Ya her hafta Kıbrıs'a gidiyor, biliyor işi lan yani. 12 yaşında yeteneksizliğe katıldım ben. Manyak, ne anlatıyorsun? Ne diyorsun, okey misin, yarışayım mı? Bilgisayar dahil mi ona? Oğlum bu adam ciddi pazarlık yapıyor şu an. Abi etrafta ne kadar bilgisayar var sen görmüyor musun? Gitmişsin kendine bir tane sanayi tipi tost makinesi almışsın ya. Hayır canım, ben onu beğendiğim için aldım. Ha bilmiyorum bak, tercih senin. Aza tamah etmek mi, çok mu? Okey, karar ver. Ali biçime 3 dakika veririz. Benle taş kağıt makas yapar. Kazanırsa her şey senin olur. Tamam. Kaybederse o ürünleri ben de almam bak. Burada bırakırım. Efendi gibi nasıl girdiysek öyle çıkarız. Tamam, doğru. Ben mal peşinde, para peşinde yavrum, değilim. Yavrum bana güven. Ben oyun olsun istiyorum. Benim mevzum bu değil. Bende zaten böyle bir perde iniyor. Ben daha net görüyorum. Sen bana bırak. Hadi bakalım Alperen, başlayalım. Ama beni yönlendireceksiniz dayılar. Sana 5 dakika 4 ürün. Öyle 4 ürün seç ki zaten 1,5 saattir mağazanın içinde geziyorsun. Her şeyin yerini biliyorsun. Bilmiyorum dayı. Topla'yla bu kaçıncı yaptığımız çekim. Airport'a ilk defa geliyoruz diye belki bilmiyorsundur. Ulan umarım Ali biçim kazanır da Mesut Gök gibi kalır ortada ya. Kadir Hoca bu kaç para da tahmin et. Okey. 4 ürün 5 dakika. Hazırım. Çok acele etmene bu gerek yok. Bu arada gerçekten görmüyorum arkadaşlar. Aynı şey MrBeast'in kanalında da var. Gerçekten görmüyorum. Süreyi başlat. 5 dakikan başladı.
Sen kocaman adamsın, sana kimse yardım etmez. Hayır, bana Rıdvan abi, bana yardım etmen lazım. Şu benim çubuğumdan tut. Neredesin? Heh. Rıdvan abi senin Golden'ın gibi. Aynen, gel. Nereden devam edelim? Buradan devam edelim hoca. Dokunayım mı? Yok, daha dokunma, dur. Hayır, sana dokunayım mı? Hızlı adımlar atalım mı? Okey, atalım. 4 dakikamız var bu arada. Sol yap bence. Solda pahalı ürünler var hatırlarsın ki. Tamam. Ulan kör enişten olsa böyle mi gezdireceksin AVM'de? Allah rızası için bir doğru bir şey yap. Bak şu an bir şeye dokundum. Biraz daha ileri götür. Biraz daha ileri götür. Düz git, elini ileri doğru, evet. Bir. Bir tanesini tuttun. Bu okey midir Rıdvan abi? Okay. Kaldı tamam. 3 ürün. Dikkatli seçin. 3 ürün. Rıdvan abi öyle bir gidiyorum ki bak görmüyorum bu arada. Ay. Oğlum ay, görmüyorum ay, dedim sana. Ay ay. Özür Allah Allah. Özür diliyorum, çok özür ya, diliyorum. Ya mağaza var ya öyle pahalı aletlerle kaynıyor ki enayi gibi gidip ne bak bak. Rıdvan abi bir şey diyeceğim, bir gönül rahatlığı ver be. Dokunursan alırsın bak. Abi pahalı bir şeyleri yok ki burada. Kemküm yok bu işte. Şimdi burada her şey uygun fiyat. Oğlum beni düzgün gezdiriyor musun onu söyle. Hiçbir şey görmüyorum gel, gel. Çünkü. Bak şurada bir şey var bak. Ne? Dokun. Gel. Aşağıya doğru dokundur. Allah'ın belası seni bak öldürme. Ulan polis müdahale ediyor ortasına. Kendine seçtiremezsin bir şeyleri. Biz sana öyle mi dedik ona dokunma? Hayır canım bak önünde bir şeyler var, dokunabilirsin dedim istersen. Olur mu? İki. İki. Olur, gel. İki. Son iki ürün. Ulan yatağa atacakmış gibi dolaştırma. Gel, adam gibi ürün seçiyoruz. Bak bir tane ne ekran kartı ne zımba ekran bir monitör. Ekran kartları nerede görmedik ki biz de oğlum. Oğlum bir tane Nvidia seçemiyor musun ya? Gel lan burada gel, hızlı gel. Hadi Mesut bir göster. Koş ama koş ama koş, ben oğlum görmüyorum lan. Ya benim patinlerimi devam ettirme. Allah Allah Mesut gerçekten görmüyorum oğlum. Abi zaten içerik o ya. Oğlum bir dakika dur, elimle yokluyorum. Hayır daha yok. Bir şey diyeceğim. Elini yorma. Eliyle bulup alması lazım tamam. Ha. Öyle cama dokunup bunu istiyorum, öyle bir şey yok. Yok onu istemiyoruz. Rıdvan abi nereye götürüyorsun? Gel gel sesimi gel. Gün gören aynen kokusu alıyorum şu an. Boş bir ev. Anam sikim, nereye götürüyorsun? Sakın bir yere... Sağ olun. Elini bir sabit tut. Bir yere dur dokunma. Okey. Bir yere dokunma, geber. Dokundu her şeyi alır bak. İki, son iki ürün kaldı. Bak mesela... Değdi. Tak dokundum. Neredesin? Tamam abi değdi. Üçüncü ürün. Kaldı son. Aynı üründen iki kere olmuyormuş. Tüh ya. Yine iki ürününüz var. Oğlum bir şey... Düz gel, düz gel. Vur sağa doğru, evet onu aldık. Bu mu? Evet. Okey tamam aldık. Gel, bir gel ürün daha var. Gel 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 gel. Bak bak USB bellek aldırıyor bak. Sosyete köpeğine dönüştük, şu dolaştığım hale bak. Tane bir şey seçtir artık vur ya. Vur böyle, vur böyle bir tane. Hayır aynı üründen iki kere alamazsın. Hayır canım haklısın. Ekran kartı almak istiyorum belki. Bunu mu istiyorsun? Alttakini vur. Alamazsın, alamazsın onu. Oğlum yasak diyorlar, hadi gel. Tamamını koyayım, kasaya alalım biz, direkt kasaya vur. Gel. Bir daha bir dakika şu yukarıda bak bak ha. Pat değdin. Değdin. Geldi mi? Değdi. Geldi mi? Hayır, çok hayır, iyi bir tane açtın mı? Hayır dur. Daha devam bak, bir de bir şey gel diyeceğim. Reis gel, bir bakar mısın? Bir dakika. Bana? Son bir şey rica edeceğim senden. Şurada bak, şurada işlemcilerin orada. Heh. Hayır hayır hayır, bak, buraya. Çek, sok oğlum. Ya sokma sokma. Atel oraya. Atel söyle oraya. Söyle. Sokma. Bu. Çok güzel. Bir tane daha ürün aldın. Bitti. Bitti. Son üründü. Ya. Rıdvan abinin aldığı ürünler. Şimdi taş kağıt makasa mı geliyoruz? İkisinin de fiyat karşılaştırmasını yapalım bakalım. Rıdvan abi beğenecek mi bu işte? Ortalama değerini kim hesaplıyor peki? O kadar kötü yarıştırdın ki adamı. Abi ya ben teknoloji cahilim. Ben hiçbir şey bilmiyorum abi, ki. Şey sen kutusu ya neyin güzelse onun yanına gidiyorsun. Hayır canım. Sen çok ambalajcısın abi ya. Evet abi. Abi ya ambalajcı güzel olmasın. Ama biraz... Sen kolicisin abi sen. Sen hakikaten kolicisin bu arada. Abi yine bir şey toplayamadı ki gariban ya. 1, 2, 3, 4 baksana. Burası ne kadar? Burası da 10-15 bin liralık falan mal topladınız. Siz nasıl insanlarsınız? Hayır canım 4080 aldık orada. Ha 4080'i var bir de. Evet. Ya sana ne oluyor 4080 ekran kartı alıyorsun? Sana ne oluyor? Oyun oynayacağım. Oyun oynayacağım mı? Oyun oynayacağım. Bana mı karışsın lan yıllardır? Allah Allah. Ya ne olmuş? Burada hiç böyle babasına böyle isyan eden çocuk gördünüz mü? Oyun oynayacağım. Evet, şimdi Ali Hoca'dayız. Tamam tamam, iyiymişsiniz ya. Ekran kartı falan... Ulan kasan yok, bunları ne yapacaksın sen? Tavlayı şöyle toparlarız, oranın değeri kadar bir laptop veririz kazanırsan. Ha, oranın değeri kadar. O zaman Ali Hocam hesaplayalım. Var mı Ali Hocam o kadar değerli? Aşkım, hesaplıyoruz ya şu an. Laptop daha yeni değerli söyledim ya, ağzımdan daha kurşun gibi çıkmadı. Ya benim oturacağım bir taburelerin ya, ayağım ağrıdı yemin ederim ya. Rıdvan abinin istediği bir notebook vardı zaten. Görebilir miyiz onu? Ben getireyim mi? Peki abi sevgili Ertan o notebook'u getiriyor. Ne notebook sevdasıymış sen? Orhan Veli tanık mısın? Vallahi senelerdir hayal ama biliyor bak, musun? İlk gördüğünden beri, Beylikdüzü mağazasında gördüğünden beri aşık. Bu arada yalan yok. Sevgili Ali Hoca, Rıdvan abi çok fazla, çok fazla İtopya macerasına katıldı. Bir laptop hayali vardı. Eğer ki hakkınsa al git. Hakkın değilse de orada dursun. Tamam onu oraya bırakır gideriz o zaman. Okey buradaki bütün ürünleri bıraktın ve laptop için yarışacaksın. Evet. Ve ben yarışmayacağım. Mesut'la beraber taş kağıt makas yapacaksın. Aa, ben girmeyeceğim bile. Beni hep yeniyor ki yenil lan. Pekala Rıdvan abi niye ister bu notebook'u? Yani Rıdvan abi bu notebook'ta gündelik işlerini de halleder, oyun da oynar. Gündelik işlerimi halleder mi? Gündelik işleri sanıyorum ki bir hayli yüksek hacimlidir. Kesinlikle öyle. Tabii tabii. Web browser'dan Instagram hesabını açıp dolaştığın oluyor mu? Internet Explorer'dan? Yok ya oradan genelde şey ajans takip ediyorum.
Ajans takip sen ediyorsun. Sen Baby Koç musun lan? Abi ajans takip ediyorum ne ya? Bu arada. Vallahi bak doğru söylüyorum bu arada. Pekala. Rıdvan abiyle MSI Notebook'un bir aslında şeyini de bir görelim. Ali hocam, Notebook hakkında bir bilgi verebilir misiniz Rıdvan abiye? Yani ekran kartı, işlemcisi, RAM'i. Ben hepsini buradan görürüm ki zaten. Hemen VPN indirme, anasını satayım. Hemen indirme ya. VPN'siz girmiyor. Rıdvan abi dönüp dinleyelim be. Gel bakalım. Seminer var şu an. Bu adam IZ Tower oynayabilecek mi? Ona takık. Başka hiçbir şey istemez bu adam. İçerisinde çünkü RTX 4050 var. Çok Nvidia güzel. Ekran kartı var içerisinde. Rıdvan abi sen hep ekran kartına, Yeşilçam Ekran Bora'dan beri hep önem verdin. Hep de benim iyi bir ekran kartım olsun dedin. Bir, sen bir bilgisayardan ne bekliyorsun aslında? Yüksek hız, ısınmaması, performansı da güzel olsun. Bence bu çok güzel bir istek. Yüksek hız, ısınmaması, performansı. Bu benden bahsediyorsun bu arada. Ama ben geceleri çalışıyorum. Sen gündüz çalışmıyor musun? Yok, gündüz isteğe göre. Abi yok, ben de yoruldum. 36 yaşına geldim artık yani. Yüksek hız, performans ve ısınmamasını istiyorsun. Pekala. Bu da Katana bilgisayarımızın modeli. Doğru mudur hocam? MSI'nin Katana'sı. Şimdi geldik sadete. Bu bilgisayarı istiyorsan sevgili kardeşim, Mesutcan Toma ile birlikte Best of 3 bir taş kağıt makas oynayacaksın. Şimdi diyeceksin ki madem iş buraya gelecekti, dükkana girdiğimizde Mesut'a bir taş kağıt makas yapıp bilgisayarı alıp veya almadan evime dönsem olmazdı. Olurdu ama seni yormak bizim işimize geliyor. Bir de bu videolardan para kazanmamız lazım. Doğru. Abi bu Yakup TV'nin standı, buraya dokunma bak, çok şey. Gel böyle. Hadi bakalım. Sen benimle ilk kez mi oynuyorsun bu oyunu? Yok ya, defalarca. Öyle mi? Oynadık. Ama bir şey diyeceğim. İlk defa bir MSI Katana için yarışıyorsun ve Ethiopia'nın Airport mağazasındasın. Dolayısıyla içinden gelen sesi dinle, gözlerini sımsıkı kapa ve Mesutcan Toma ile öyle oyna. Sahnesizin. Best of 3. Yani üçlünün en iyisi kazanır. Bu da demek oluyor ki iki olan kazanır. Yes. Üç kere oynayacağız, ikiye alan kazanacak. Aynen öyle. Doğru mu? Çok karmakarışık bir şey söylemedi abi. Yok, benim beynim karıştı şu an. Ama stres yaptım ben. Ertan bu nasıl bir oyun ya? Ben her defasında yeniliyorum bu adama zaten. Abi öyle bir kural mı var? Bu oyunun bilimi ilimi yok ki. Ne hissediyorsak onu yapacağız. Abi adam da hissiyata göre oynuyor. Sakin ol. Hadi bakalım. Sakin ol, kazanacaksın. Başla. 1-0. Git o çocuğu ya. Anasını bunu ya. Böyle bir şey yok ya. Bir saniye. Bu adam hep bana karşı. Abi beni niye bu adamla yarıştırdın? Abicim oyun oynadık ya. Tamam. Oyun oynadık ve kaybettin ya. Oynamıyorum ben, artık videoya da gelmiyorum. Rıdvan abi dur. Azıcık bir sözüm geçiyorsa. Sözün geçiyor bana, ben şunu bir çıkartayım. Hayır, çıkarma gel. Hemen gel. Çıkaracağım abi, ben istemiyorum artık ya. Hemen gel. Getir, benim için bitti ya. Benim video için ta Ataşehir'den geldim abi. Bak ben de diyorum Allah ki. Allah. Bak ben de diyorum ben ki. Ben istemiyorum şunu al. Tamam, ben de diyorum ki. Bak sakin. Bana güven. Ben sakin değilim. Bana güven. Yok, ben sakin. Biliyorum bak, ben de diyorum sakin, ki. Ben sinirliyim. Tamam. Ben de diyorum ki Rıdvan abi. Sinir. Bugün senin yaş gün. Bu video yayınlandığında İtopya'nın bu güzel mağazasına biz de ilk defa geldik. Dolayısıyla evet. Sana yapılan bu taş kağıt makas oyunu sadece bir oyun. Dolayısıyla hiç sinirlenmene gerek yok. Yok, ben sinirlendim. Yeni yaşında, yeni dileklerinle, yeni güzelliklerinle İtopya ve Nvidia sana bu güzel laptopu zaten hediye ediyor. Doğru mudur Ali hocam? Allah. Bittidir gittidir. Ama alalım laptopu bu arada. Hiç değdi mi bak? Alalım. Bence bir helalleşin. Ama bu hep bana karşı. Hayır, yapar. Hep bana karşı. Helalleşin. Helalleşin. Lütfen helalleşin. Ben böyle bir şekilde eve gitmem. Eve gitmiyor musun? Eve gitmeyeceğim zaten de. Böyle bir şekilde eve gitmem. 4'te gideceğim eve zaten de. 4'te gitmem. Hayır, Eylül 4'te gitmeyeceğim. 11 Eylül'de Back to Basic zaten. Tabii. Bilgisayarımızı alalım Ali hocam. Sevgili arkadaşlar, MSI'nin bu Katana model bilgisayarı sevgili İtopya'nın, bir yerlerden duyuyorsa Allah rahmet eylesin, Yılmaz abinin sana çok güzel bir hediyesi. Nice güzel yaşlara ama önce Mesut Başkan'dan bir helallik. Gel lan hadi. Gel, 4 yıl oldu hadi. Berbat bir herifsin sen. Ben senin bir abinim. Vallahi. Bu da benim abim. O da bana sövüyor arada. Estağfurullah. Ben sövmem. Ben direkt açarım telefonu, öyle söverim. Rıdvan abicim, nice güzel yaşlarda kullan. Ütopya. Sağlık. Ütopya değil abi. İtopya. İyi çok mi, uyarı gelir. Abi o. Otopya. İtopya ile ilgili güzel söyleyeceğin şeyler varsa dinleyebiliriz. Bu ikinci videomuz. Evet. Galiba. Abi sayı verme. Son bir de. Son bu arada. Son videomuz mu? Senin son canım. Niye lan? Hayır. Daha artık bir daha şu an. Hayır. Şu an 20 tane daha bağlandı. Evet. Ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Gerçekten bu laptopu 2 sene önce de görmüştüm. Demiştim keşke ki benim olsaydı. Çok şey değişti her şey yani. Evet, 2 yılda yani biliyorsun, fiyatları 4'e falan katlandı amına koyayım. Nasıl oldu ben de biliyorum. Tamam abi. Yani teşekkür ediyorum tüm ekibe. Kamera arkası, kamera önü, sana. Sen bizim için değerli bir insansın. Evet, ben sizle tanıştığımda bu arada 28 yaşındaydım. Ne yaptık abi? Şu an 32 yaşındayım. 32 yaşındasın. Vay be. Ya.
Ben 32'yi geçeli, Mesut bana 32'lik abla dediğinin üzerinden 4 yılı geçti. Sana yeni yaşında güzel mutluluklar diliyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesi için kesinlikle ve kesinlikle like ve abone butonlarına abanmanız lazım. Çünkü ablam hasta haliyle, ulan çok terlemişsin, evet, sana helal olsun. Evet, gerçek bir emekçi yani. Şey istiyor yani, o parayı alacağım ya, teri akıtacağım diyor. Herif öyle çalışıyor. Dolayısıyla ben de kendime teşekkür ediyorum. Bana bu gece herhangi bir insanın yanında olmaktan ziyade İtopya'nın Airport mağazasında bu yarışmayı yarıştırıp bu ödülü sana takdim ettiğimiz için. Çok teşekkür ediyorum. Kendine çok dikkat et. 32 yaşında Vlog Social ailesine çok teşekkür ediyorum. Sana ayrı teşekkür ediyorum. Lan kasla kanada teşekkür ediyorum. Ne demek abi? Seni seviyorum biliyorsun yoksa. Ama olsun, bazen sinirlenebiliyoruz insanın sonuç olarak. Onu görecek insanlar, yorumlarda buluşacağız. Bu arada Rıdvan abi gerçekten sinirlendi mi sinirlenmedi mi arkadaşlar, videonun yorumları altında buluşalım. Mesut Başkan, son söyleyeceğim bir şey yoksa ben bu tarafa doğru ilerliyorum. Gel beraber gidelim. Hadi. Abi, beni de götürün. Sevgili arkadaşlar, şu an Cyberpunk oyunundayım ve bir garajdayım. Görüntü kalitesi çok iyi. Abi şimdi burada bunu etkileyen iki tane faktör var açıkçası. Birincisi zaten fark ediyorsundur. RTX, yani gerçekten ışık aynı gerçek hayattaki gibi kırılıyor oyun içerisinde. Bunu sağlayan da Nvidia'nın, zaten az önce bahsettiğim, RTX teknolojisi. Kartımızın içerisinde RT çekirdekleri var. Bunlar oyunlarda veya bunu destekleyen işte mühendislik uygulamalarında ışığın gelişini hesaplayıp aynı senin gerçek hayatta gördüğün gibi kırılmasını ve anlık olarak kırılmasını sağlıyor. Yani önceden hesaplanmış değil. Wow. Bir noktada da DLSS var tabii ki abi. Bu görüntü kalitesini yükselten etmenlerden birisi de o. Özellikle bu DLSS 3.5'da geldi artık. Bununla birlikte bazı yeni özelliklere kavuşmuş olduk. Örneğin bizim için videoyu yeniden renderliyor ve renderlerken aynı zamanda bizim FPS'imizi yükseltiyor. Bu noktada da bizim görüntü kaybımız olmuyor. Aynı zamanda görüntü kaybı olmaması için aralara ekstra yapay zeka piksel yerleştiriyor. Çok ayrıntılı bir grafik şeyi var. Alperen, bu arada Nvidia çocukluğumun markası. Şu an aynı itibariyle Nvidia'nın kaçıncı serisi bu ekran kartında? Burada 4000 serisini kullanıyoruz. En güncel serisi zaten abi. Şu an kullandığımız kartımızda RTX 4080. Abi bu ne ya? Benim kolumdan daha gerçekçi duruyor. E zaten farkındaysan şuraya farklı ışık, şuraya farklı ışık vuruyor. Yani ışığın geliş açısına göre RT çekirdekleri onu hesaplıyor. Kola bakarken bir yandan radyo istasyonuyla bir dalga kurdum. Garaj açıldı artık. Cyberpunk'ta ilerlemeye devam edeceğiz. Bu arada bir şey diyeceğim, ne kadar güzel görüntü kalitesi ya. Sevgili arkadaşlar, bu oyunu oynamaya ben devam edeceğim ama siz de aynı şekilde bu oyunu yüksek donanımla oynamak için hocam aşağıdaki linklerden hangi donanıma ulaşabiliyor arkadaşlarımız? Yine aşağıda fiyat performans, RTX ekran kartı, hazır sistemlerimiz olacak. Buradan kendi bütçelerine göre diledikleri sistemi seçip onlar da bu oyunu oynayabilir. Yani arkadaşlar, burada benim gözümle gördüğüm her türlü görseli, grafiği ve işlemci hızı topladığımız bir bilgisayarı videonun açıklama kısmında hatta bulabilirsiniz. Oradan bu donanıma ulaşabilirsiniz. Ben de o sırada biraz daha Cyberpunks. Mesut, hadi. Hadi gidelim biz de. Çünkü artık yani şey yani, airport'tan da çıkmamız lazım. Ulan acaba bu zamana kadar kalmışken gizlice gece AVM'de kalmak, iki video ile buradan onu çıkmak. Onu Kasım'a sakla, CPM'leri o zaman yalayacağız. Sevgili arkadaşlar, bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için Rıdvan abi, ben ve Mesut Can Toma adına çok teşekkür ederiz. Bu tarz videoların gelmesi için yalvarın, e-posta atın, kargolayın, bir şeyler yapın. Dolayısıyla bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Her şeye rağmen İtopya Nvidia. Ben de bir kulaklık alayım be dayı be. Yeter, kaçıncı kulaklığın ya? Bende şuur var zaten. Şuurun yok mu baba bütün ürünleri? Bir şuurda Zeynep Bastığa gitti zaten. Şuursuz ya. Yani. O niye o şey ona kaydı? Yani. Şakadan sonra istemeden oluyor galiba. Sen yaptın ilk şakayı ama. Mağazadan çıkacağız deyip mağazanın içine doğru giriyoruz bak. Arkadaşlar, iyi tatiller dedik. Şimdi de okulda başarılar. Ulan Feys.